Kemal Deniz, kıymetli hocam, Mehdi'nin üç vazifesinden birini Risale-i Nur yaptığı gerçeğinden hareketle, yanlış. Biz hangi sahada Mehdi bekliyoruz? Siyaset sahasında mı? Ve diğer sorum gelecek, Mehdi hangi sahada vazifeli olacak? İman, hayat, siyaset yahut hepsi mi? Bizim Risale-i Nur'dan aldığımız ders kat'i, başka türlü anlaşılması mümkün olmayan ifadelerden aldığımız ders, Hazreti Üstad'dan sonra Risale-i Nur dairesinde bir kişi daha gelecek, şahıs olarak. O da Hazreti Mehdi'dir. Ondan evvelkiler hazırlık mahiyetindedir ve devamı mahiyetindedir. Mesela hakimiyet devresini yapacak olan hazırlık devresi yapıyor, hazırlık mahiyetindedir. Ondan sonra gelecek mürşid ve kutbu azam devamı mahiyetindedir. Ama icraat yapacak olan, Risale-i Nur'u kendine program yapıp Hilafet-i Muhammediye'yi icra ve tatbik edecek olan zatın adı, ümmetin beklediği Hazreti Mehdi'dir, Büyük Mehdi. Bu zat henüz çıkmadı. Bu zat henüz çıkmadı. Bunun diyanet aleminde, siyaset aleminde, saltanat aleminde, cihat aleminde, dört alemde vazifesi olacak. Diyanet ve siyaset aleminde numuneleri tarihte geçmiş. Müştehid-i Nizam Hazretleri, Şah-ı Nakşibend, Gavs-ı Geylani gibi zatlar diyanet aleminde. Siyaset aleminde Mehdi-i Abbasi, onun bir takım icraatlarının numunelerini yapmışlar bunlar. Fakat cihat ve saltanat alemi Hazreti Mehdi'nin bizzat meşgul olacağı şeyler. Saltanat ve cihat alemi. Bu iki alemde bil fiil ötekilerinden istifade edecek. Onları bırakacak değil. Onların önceden yapılmış şeyinden istifade edecek. Yani dört büyük müştehit, Şah-ı Nakşibend, Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi büyük zatların diyanet hususundaki sözlerinden istifade edecek. Kendisine bir şey kalmıyor orada. Mehdi-i Abbasi de siyaset aleminde buna numune. O zaman o zatın inceliklerini çok bilemiyoruz. Harun Reşid'in babasıdır Mehdi-i Abbasi. Yanlış bilmiyorsam Harun Reşid'in babasıdır. Ama saltanat ve cihat alemi bizzat Hazreti Mehdi tarafından icra ve tatbik edilecektir. Bu anlayışım tasihlidir. Bu anlayışımı tasih ettirmişim. Böyledir yani.